Merhabalar efendim. Köylü Sesi programıyla tekrar sizlerle beraberiz. Bu hafta Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine geldik. Bugün burada çekimlerimizi gerçekleştireceğiz. Tütün diyarındayız. Ekran başında bizi izleyen, destekleyen tüm hemşehrilerimize sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Efendim programımız devam ediyor. Çelikhan'dayız şu an. Tütünler diyarındayız. Buradaki hemşehrilerimiz gördüğünüz gibi işte bütün geçim kaynakları sadece bu tütünler. Bu tütünle geçimlerini sağlıyorlar. Biz de buradaki insanlarımız, hemşehrilerimizle birazdan röportaj yapıp tekrar sizlerle beraber olacağız. Efendim programımız devam ediyor. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Abi sizi bir tanıyabilir miyiz? Ali abi. Ali Çetrek. Burada oturuyorsunuz abi, evet, siz de. Burada oturuyoruz. Sizin de aynı şekilde tütünle uğraşıyorsunuz. Evet, tütünle uğraşıyoruz. Abi tütün nasıl emeğinizi karşına alabiliyor musunuz? Yok. Nasıl yetişiyor bu? Biraz vallahi, anlatabilirsin bize. Valla şu anda emeği karşını zor verdi yani. Evet. Hep hastalık var. Hastalık var değil mi bu sene? Evet, biz öyle duyduk o şekilde. Evet, hastalık çok. Bu neyden kaynaklanıyor mesela? Valla işte bilmiyoruz. Ha bir yani şey yok, bir çaresi yok. Çaresi falan yok herhalde şu an. Kanserin çaresi var mı ki bunun? Aynen, doğrudur abi. Ziraatçılar millete kandırıyor. Evet. Beraber ilaç veriyor. Ama bir şeye fayda etmiyor tabii. Yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor yani. Hiç fayda yok. Evet abi. Bu hastalık dediniz bunlar değil mi, şu şekilde evet, gösterimi? Bak şunlar. Şunlar. Evet. Bütün hepsinde mi var bu çevredekilerinde yoksa bölüm bölüm mü? %80'de var. Baş edemiyorsunuz değil mi? Baş yok abi. İki sefer ekti. Çok iki sefer ekti. Üç sefer ekti. Evet. Yine de hastalık var. Evet. Geçim kaynağı sadece tütün abi burada değil mi? Valla. Genelde tütün. Tütün hepsi. Yani. Aynen. Yani geçimimiz yani mecbur sonuçta ekmek parası. Hani geçinebiliyorsanız. Valla geçen de işte Türkiye şartlarında nasıl geçinelim? Şu anda kilosunu 500 lira verecek ki bizi kurtaralım. Evet. Başka bir sorun, sıkıntınız varsa söyleyebilirsiniz. Sesinizi buradan duyurabiliriz. Valla sıkıntımız işte bizim... Tütün hastalığına da çare istiyoruz. Tütün hastalığına çare bul. Biz de ziraatçılarımıza seslenelim. Buradaki arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize bir çare yol bulsunlar en azından. Evet. Adamlar emeklerinin karşılığını i̇şte, alsınlar en güzel bir şekilde. Eğer bir kooperatiflerde vergi düşürürseler iyi olur. Evet. Kooperatifte kooperatifleşme var ya. Evet. Vergi düşürürseler seviniriz. Biz de sesinizi duyuralım buradan. Yani, yetkililerimize yani, gereken neyse yaparlar inşallah. Yani çünkü bizim tütünümüz parayla. Çünkü şirketler kurulmuş. Evet. Şirket kendi tütününü kendi ekiyor. Evet. Böyle giderse bizim tütünlerimiz elde kalır. Yani bu sefer sizin zararınıza olur. Bizim zararımıza olur, evet. Evet abi. Eğer vergi kooperatifler için vergi düşürürseler iyi olur. Evet. Başka selam göndermek istediğiniz biri bir yerler varsa son kez. Yok, sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Abi. Merhaba, hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Ali Ergün. Mehmet Ali abi. Aslen Şeyborluyum. Evet. Adıyaman'da oturuyorum ama yazın tütünlerden dolayı gelip burada oturuyorum. Burada oturuyorsunuz şu evet. An. Evet. Evet, şu an burada oturuyorum. Siz de tütüncülükle uğraşıyorsunuz dediğiniz gibi. Bizim baba mesleğimiz. Evet. Bizim baba mesleğimiz olduğumuz için yani başka bir işlere uğraşmadığımız için severek de yapıyoruz. Evet. Yani bir işi sevmeyerek yaptığınız zaman yani, bir anlamını alamayız. Aynen öyle. Önce sevmemiz lazım. Aynen öyle hocam, evet. Aynen öyle. Tütünle evet. İlgili peki bir sorun, sıkıntı var mı ya da bir hastalık varmış herhalde?
Tütünle ilgili normalde yani sadece de bu seneden dolayı demeyelim de yıllardan beri bu gelen bir hastalık. Evet. Bu da normalde artık yani iklim şartlarından mı gelen bir şey bilmiyorum ama şuna inanıyorum. Fideyi zamanında düzenli bir şekilde ilaçladığın zaman bir şekilde en azından yani %70 %80 kurtarabiliyorsun. Ama tütün fidesini zamanında düzenli bir şekilde ilaç vermediğin zaman iklim şartları değiştiği için o eski randımanı almak artık mümkün değil. Evet. Artık yani her şey kimyasale dönmüş. Tütün yani. Fidesinden tütün de ta bunun hasılatına kadar yani yaklaşık 10'da 3'ünü 10'da 4'ünü tamamen kaldırıp ilaca veriyor. Evet doğrudur. Yani yoksa olmaz artık. İlaçla bir nevi ayakta tutabiliyoruz. Aynen yani öyle, aynen öyle. Yani keşke eskisi gibi olsaydı. Eskiden yani babalarımız yani senede 2 defa, 3 defa ya ilaç atardı ya atmazdı. O da nadir ilaçlar. O zaman en doğal şekilde oluyordu tabii. Aynen aynen ama şu an şu an günümüz şartlarında bu artık mümkün değil. Doğrudur. Mümkün değil. Evet. Peki abi emeğinizin karşılığını falan alabiliyor musunuz? Sonuçta geçim kaynağınız bu. Aynen. Öğrencilerinizin harçlığı, genç kızlarımızın çeyiz parası, aynen öyle, aynen kardeşlerimizin öyle. Düğün evlilik paraları, aynen. Her şey bunlar. Şöyle söyleyeyim, geçiyor. Şöyle söyleyeyim yani yani normal şartlarda günümüzde hani derler ya orta düzey, işte yüksek düzey. Bu tütün de yani öyle bir şey ki bazı seneler seni orta düzeyde belki götürebilir ama %70'i tütün şu an öyle bir hale gelmiş ki kaldırdığın zaman %75'i otomatikmen direkt masrafa gidiyor zaten. Evet. Yani atıyorum 2 sene önce 2000 liraya indirdiğimiz hayvan gübresini şu an biz 12-13 bin liraya bulamıyoruz. Yani daha bulamıyoruz. Aynen o şekilde. Yani bir şişe ilaç 50-60 lirayken şu an 700-800 lira olmuş. Evet. Yani bütün bunları kıyaslarsan şu an normalde tütünün kilosu en aşağı 700 ve üstü gitmesi lazım ki kurtarabilsin. Yani normal bir hayat yaşayabilirsin. Şu an ben tek kişiyim. Ailemle birlikte yapıyorum bu işi. 10 dönüm tarla ekmişim. Normal şartlarda yani benim çok güzel bir hayat yaşamam lazım iken yani inanın ki sene başı geliyor. Başa baş gittiğimi ben biliyorum. Maliyet başa baş. Düşecek, evet. Hele hele bir de en ufak bir hastalık vurduğu zaman vay senin haline bitti. Tüm emek boşa gidiyor. Değil başa baş. Ancak 2 senede o zararı çıkartabilirsin. Yani atıyorum bugün normalde yani dışarıda diyorlar oho tütünün fiyatı yüksek ama hangi şartlarda yetiştiklerini bilmediği için hangi masraftan yani geçinildiklerini bilmedikleri için yüksek geliyor ona. Yani karşıdan davulun sesi hoş gelir. Aynen. Düşünün bir yaprağına dikimden hasatına kadar her bir yaprağına en aşağı 18 kez senin elin değiyor. Tek. Tek bir yaprağına evet. 18 kez senin elin değiyor. Düşün bakalım her bir dalda ortalama 30 yaprak olduğunu hesapla. Yani hesap belli. Var sen hesapla. Doğru. Ve bunun hepsi tamamen el işçiliği. Yani atıyorum buğday gibi değil. Emek makineyle istiyor. Değil. Tamamen el işçiliği. Evet, yani. Bir de normal yani tütün öyle bir şey ki en ufak bir hatayı gene kabul etmiyor. Doğru. Yani ha bir çocuğu yetiştirmişsin, ha bir tütün fidesini yetiştirmişsin. Hiçbir farkı yok inan ki. Aynen öyle yani. Gününde, zamanında düzenli ilaçlamasını yapmadığın sürece yani ne kadar uğraşsan da sen oradan gelir kaldıramazsın. Doğru. Yani şu an bizim gelirimiz öyle zor şartlara gelmiş ki yani inan ki artık ya bitmiştir bence bunun işi ya. Gerçekten doğrudur. Bitmiştir. Yani buradaki insanlar ise sonuçta dediğimiz gibi geçim kaynağı sadece bu. Mecbur oldukları için de belki şu an mecburuz zaten, yapmak mecburuz. Zorunda. Hayır bizim başka bir gelirimiz yok. Atıyorum 10 dönüm tarlam var benim. Ben bu 10 dönümü ne ekeceğim? Yani buğday mı ekeceğim? Şeker pancarı mı ekeceğim? Yani mısır mı ekeceğim? Ne ekersem ya atıyorum bugün yani Adıyaman Ovası'na gittiğin zaman adamın 600, 700, 800 dönüm tarlası var. Benim 10 dönümüm var. Yani bu 10 dönümü o 700 dönümle eşdeğer hale getirmem lazım ki ben de kalkınabileyim. Aynen. Tek gelir kaynağımız tütün. Başka çaremiz yok. Artı bildiğimiz bir gelir kaynağı da yok. Yani Çelikan Adıyaman deyince tütün akla geliyor. Başka öyle, hiçbir şey yok. Öyle. Aynen öyle. Kaç ayda yetişiyor peki abi bu yani? İlk... Ortalama dikimden itibaren 90'la 120 gün arasında bu değişir. 90 ile 120. 4 aya kadar sürüyor aynen, yani süre aynen, diyor. Aynen öyle.
Tamam abi, teşekkür ederiz. Oldu, biz teşekkür ederiz. Selam iletmek bir yer varsa söylemesiniz, başka bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Tüm tütün üreticilerimize yani gerçekten kolaylık diliyorum. Herkese sabrı diliyorum. Yapacak abi, başka bir işimiz yok. Teşekkür Mecbur ederiz. Devam edeceğiz. Allah yardımcınız olsun. Oldu, ben kolay teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun, rica ederim. Buyurun. Selam aleyküm, kolay gelsin. Selam aleyküm, hayır olsun. Helva, çok rahatın. Valla sağlıkta, on çirkin rahatın. Valla sağ olasın. Tanıyabilir miyiz? Ben Deniz. Atımlarda oturuyorum. Deniz abi. Yaşım 27. 27. Öyle kendimi bildim bileli tütünle uğraşıyoruz. Yani buradaki herkes gibi siz de işiniz tütün. Aynen. Yani biz emeğimizi ona veririz. Bütün gücümüzü var gücümüzle yani biz bebekten daha çok tütüne bakarız. Tütünle uğraşıyorsunuz evet. Çünkü bizim ekmeğimiz geleceğimiz bu. Evet. Öyle. Siz nereden geliyorsunuz? Biz Adıyaman'dan geliyoruz. Burada sizi dinlemeye geldik. Hoş geldiniz. Derdiniz, bir sıkıntınız varsa sesinizi duyurmaya geldik. Ya bizim sıkıntımız çok şu. Yani biz nasıl olsa da çiftçiyiz. Yani tarım evet. Üretiyoruz. Bizim yani normalde ekonomi konusunda mazot çok pahalı. Evet. Hani artık şimdi bir yemi olmuş 500 lira. Hani bu... Maliyetler yüksek olduğu zaman... Yani çok mazot yüksek olduğu için yani bir de her şey çok pahalı. Bir ekmek olmuş 5 lira yani... Bilmiyoruz ya, nasıl geçecek yani sürekli böyle her şey zam geliyor yani bu... Emeğinizin karşını bir türlü alamıyoruz yani. Alamıyoruz zaten şu an tütünün kilosu 300 lira, yemi 500 lira. Ayıptır sorması geliyorlar 2 gün yani akşama kadar oturuyorlar bir ekmek olmuş 5 lira. Bir çay olmuş 300 lira. Yani bu milleti doyuramasa millet çalışamaz da. İlla ki. Sonuçta buradaki insanlar sadece geçim kaynağı tütünden başka da bir şey başka yok. Başka hiçbir şey yok. Yani evet. Bizim bebek bile şu an tütünle uğraşıyor yani. Tütün burada nasıl yetişiyor? Bu kaç ayda bir? Şimdi Nisan'dan beri uğraşıyorsun. Nisan'dan beri uğraşıyoruz. Sedri var, tohumu var yani şudur budur. Yani toplam 4 ay sürüyor yani. 4 ay boyunca. 4 ay 5 ay sürüyor yani. Rahat sürüyor. Evet. Yani sedrimden başlıyoruz ta Ağustos'a kadar. Sürüyorsunuz. Evet. Yani Eylül, Ağustos falan hep dünyada o kadar sürüyor. Hani bizi çok yarıyor yani. Mecbur ya. Emek vermeden de bir şey olmuyor. Emek zaten. Emek böyle bir şey çünkü yani yorulmazsan alın teri diye bir şey var. İllaki. Sizi de ayrı tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. O kadar tarlada gezdik. Gençler genelde yok. Hep yaşlılar var. Evet. Sizinle uğraşan da genelde yaşlı. İlk defa bir gençle karşılaştık. Teşekkür ederim. Yani gidelim tebrik bir, ediyorum gidelim bu konuda. Gidelim bir yemek yiyelim, çay teşekkür yiyelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Vallahi. Selam göndermek istediğiniz söylemişse başka bir şey vallahi varsa. Valla bütün Adıyamanlara, Kurucuvarlara, Kasımoğlara, Çelikhanlara, Bulamaya bütün selamlarımı gönderiyorum. Biz de sevgi selamımızı iletiyoruz. Sözünüz arkasında durun. Tütünün arkasında durun. Biz sürekli hemşehrilerimizin arkasındayız. Onun için buradayız. Teşekkürler. Çok biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Eyvallah.